Türkiye'nin savunma sanayindeki devrim niteliğindeki adımlarından biri olan Milli Uçak Gemisi Projesi, yalnızca ülkemizin savunma gücünü artırmakla kalmıyor, aynı zamanda bölgesel ve küresel deniz hakimiyeti konusunda Türkiye'yi zirveye taşıyacak bir hamle olarak öne çıkıyor. Fakat bu proje, yalnızca Türkiye'nin ilgisini çekmekle sınırlı kalmıyor. Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere birçok küresel güç, bu projeyi yakından izliyor ve çeşitli stratejik hamlelerle bu projenin durdurulması için çalışıyor. Peki, neden? Neden bir uçak gemisi projesi bu kadar büyük bir yankı uyandırıyor? Milli uçak gemisi projemiz, Türkiye'nin denizlerdeki varlığını bağımsız kılacak, sadece savunma amaçlı değil, gerektiğinde bölgesel operasyonlarda Türkiye'nin en büyük güvencesi olacak. İşte bu, Amerika ve müttefiklerini endişelendiren asıl nokta. Türkiye'nin bu hamlesi, artık masada değil, sahada da söz sahibi olacağının göstergesi. Amerika Birleşik Devletleri istihbaratı ve çeşitli diğer aktörler, bu projenin önünü kesmek için gizli ve açık hamleler yapıyor. Ancak ne olursa olsun, bu proje bir milli onur meselesi haline geldi. Türkiye'nin kendi ayakları üzerinde durarak bu dev projeyi tamamlaması, yıllardır süregelen bağımlılık zincirlerini kıracak. Özellikle son dönemde artan jeopolitik gerilimler göz önüne alındığında, Türkiye'nin kendi uçak gemisine sahip olması, bölgedeki güç dengesini tamamen değiştirecek. Bu noktada Amerikan istihbaratının neden bu projeyi durdurmaya çalıştığını anlamak zor değil. Çünkü bu proje tamamlandığında Türkiye, denizlerde hem savunma hem de saldırı kabiliyetlerini maksimum seviyeye çıkaracak. Bu da demek oluyor ki, artık küresel deniz yollarında Türkiye'nin onayı olmadan hiçbir stratejik hamle yapılamayacak. İşte bu gerçek, Washington'ı harekete geçirdi. Peki, Amerika Birleşik Devletleri ne yapıyor? Amerika, öncelikle bu projeyi yavaşlatmak için çeşitli siyasi ve ekonomik baskılar uyguluyor. Ambargolar, savunma sanayinde kullanılan kritik malzemelerin satışına getirilen kısıtlamalar, hatta Türkiye'yi bu projeden vazgeçmeye zorlayacak diplomatik hamleler. Bunlar, Türkiye'yi durdurmak için devreye sokulan gizli planlardan sadece birkaçı. Ancak şunu unutmamalıyız ki, Türkiye bu tür baskılara boyun eğecek bir ülke değil. Savunma sanayindeki yerli ve milli hamlelerimizle, dışa bağımlılığı her geçen gün biraz daha azaltıyoruz. Uçak gemisi projesi de bunun en somut göstergelerinden biri. Tersanelerimizde büyük bir titizlikle yürütülen bu proje, dışarıdan gelen tüm tehditlere ve engellemelere rağmen, emin adımlarla ilerliyor. Bu noktada Türk mühendislerine ve savunma sanayindeki uzman kadrolarımıza büyük bir görev düşüyor. Onlar, adeta birer kahraman gibi, gece gündüz demeden bu projeyi hayata geçirmek için çalışıyorlar. Ve biliyoruz ki, Türkiye'nin milli çıkarları için yapılan her bir çaba, tarih kitaplarına altın harflerle yazılacak. Milli uçak gemisi, sadece bir savunma aracı değil, aynı zamanda Türkiye'nin bağımsızlık sembollerinden biri olacak. Bu gemi, Türk bayrağını dünyanın dört bir yanında gururla dalgalandıracak. Karadeniz'den Akdeniz'e, Ege'den Hint Okyanusu'na kadar uzanan geniş bir coğrafyada, Türkiye'nin gücünü ve etkinliğini hissettirecek. Amerika ve diğer güçler ne yaparsa yapsın, bu proje artık bir milli mesele haline geldi. Türk milletinin azmi ve kararlılığı, bu projeyi tamamlamaya yetecek güçtedir. Unutmayalım ki, tarihte defalarca kez karşılaştığımız bu tür engeller, bizim yolumuzu kapatmaya yetmemiştir. Bugün de öyle olacak. Milli uçak gemimiz denize indirildiğinde, Türkiye'nin savunma gücünde yeni bir dönem başlayacak. Türkiye'nin bağımsız savunma sanayi adımları, geleceğimizin teminatıdır. Bu projeye yapılan her türlü saldırı, aslında Türkiye'nin bağımsızlığına ve gücüne yapılan bir saldırıdır. Ancak biz, bu saldırılara karşı dimdik duracağız. Çünkü biliyoruz ki, bu gemi Türkiye'nin denizlerdeki egemenliğinin simgesi olacak. Milli uçak gemisi, sadece bir askeri güç göstergesi değil, aynı zamanda Türkiye'nin bölgesel ve küresel oyun kurucu olarak sahneye çıkışını ilan edecek. Bu gemiyle Türkiye, sadece savunma değil, aynı zamanda diplomasi alanında da yeni bir güç dengesini kuracak. Türkiye, bu gemiyle artık masada değil, sahada da söz sahibi olacak. Sonuç olarak, Amerikan istihbaratı ne yaparsa yapsın, milli uçak gemisi projesi durmayacak. Türkiye'nin bağımsızlık yolculuğu devam ediyor. Bu proje, Türk milletinin azmi, inancı ve kararlılığı ile tamamlanacak. Ne Amerika ne de başka bir güç, Türkiye'nin bu kararlılığını engelleyemez. Bu gemi, Türkiye'nin denizlerdeki bağımsızlık manifestosu olacak. Türkiye,
Bu projeyle bir kez daha dünya sahnesinde güçlü ve bağımsız bir aktör olduğunu kanıtlayacak. Vatan için, millet için ve bağımsız Türkiye için. Bu dev proje tamamlandığında sadece denizlerde değil, dünya genelindeki dengeyi değiştirecek bir güç ortaya çıkacak. Türkiye, bu uçak gemisiyle artık sadece savunma hattında değil, gerektiğinde çok daha uzak bölgelerde stratejik operasyonlar yürütebilecek. Özellikle Doğu Akdeniz'de ve Karadeniz'de yaşanan gelişmeler dikkate alındığında, bu gemi Türkiye'nin elini güçlendirecek en önemli araçlardan biri olacak. Ve işte tam da bu yüzden Amerikan istihbaratı, bu projeye karşı hamleler yapıyor. Çünkü bu, bölgedeki çıkar dengelerini alt üst edecek. Uçak gemisi, Türkiye'nin denizlerdeki gözlem ve müdahale yeteneklerini inanılmaz bir seviyeye taşıyacak. Düşünün ki, bu devasa güç, gerektiğinde anında harekete geçecek, Türkiye'nin denizlerdeki haklarını ve çıkarlarını koruyacak. Türkiye'nin bu stratejik hamlesi karşısında Amerika Birleşik Devletleri ve diğer batılı güçler elbette boş durmayacak. Ancak biz, kendi kaderimizi kendimiz çizecek güçteyiz. Yıllarca dışa bağımlı bir savunma sanayi ile hareket etmek zorunda kalan Türkiye, artık bu zincirleri kırıyor. Bu süreç, bir nevi ikinci kurtuluş savaşı gibi. Çünkü bu projeler, dışarıdan gelen baskılara ve engellemelere rağmen sürdürülüyor. Milli uçak gemisi de bu bağımsızlık mücadelesinin en somut örneği. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu projeyi durdurmak için yaptığı girişimler, aslında Türkiye'nin bu projeyle ne kadar doğru bir adım attığını da gösteriyor. Çünkü güçlü olan, bağımsız olan bir Türkiye, birçok küresel gücün planlarını bozacak. Özellikle Amerika gibi büyük ülkeler, bölgede kendi çıkarlarına tehdit oluşturacak bu tarz projeleri her zaman engellemeye çalışmıştır. Ancak tarihe baktığımızda, Türk milletinin kararlılığı ve azmi karşısında hiçbir engelin duramayacağını defalarca gördük. Bugün de aynı durum söz konusu. Bu proje, sadece bir uçak gemisi projesi değil, aynı zamanda Türkiye'nin bağımsızlık yürüyüşünün bir simgesi. Amerikan istihbaratı ve diğer yabancı güçler ne kadar engellemeye çalışsa da, bu proje başarıya ulaşacak. Çünkü bu proje, Türk milletinin geleceğini garanti altına alacak. Daha önce İHA ve SİHA projelerinde de aynı direnci gösterdik. Amerika Birleşik Devletleri'nin uyguladığı ambargolar, Batı'dan gelen baskılar. Hepsine rağmen Türkiye, savunma sanayiinde büyük başarılara imza attı. Ve şimdi, milli uçak gemisi projesiyle çıtayı çok daha yukarılara taşıyoruz. Bu projeyle, Türkiye artık yalnızca kara ve hava kuvvetlerinde değil, denizlerde de tam bağımsız bir güç haline geliyor. Amerika'nın bu projeye karşı yaptığı hamleler, aslında Türkiye'nin doğru yolda olduğunun bir göstergesi. Eğer bu proje Amerika'yı rahatsız ediyorsa, demek ki gerçekten de stratejik anlamda büyük bir adım atıyoruz. Türkiye, bu hamleyi başarılı bir şekilde tamamladığında, küresel dengelerde önemli bir oyuncu haline gelecek. Milli uçak gemisi sadece bir gemi değil, Türkiye'nin uluslararası arenadaki gücünün bir sembolü olacak. Bu projeyle birlikte, Türkiye'nin NATO içindeki konumu da değişecek, uluslararası deniz operasyonlarındaki ağırlığı artacak. Bu yüzden Amerika, kendi çıkarlarını korumak adına bu projeye engel olmak istiyor. Ancak biz, ne Amerika'nın ne de başka bir gücün baskısına boyun eğecek değiliz. Bu proje, sadece savunma sanayimizin değil, aynı zamanda ulusal gururumuzun da bir yansıması. Milli uçak gemisi, Türk mühendislerinin yeteneklerini, Türk milletinin azmini ve Türkiye'nin bağımsızlık kararlılığını tüm dünyaya gösterecek. Bu noktada, hiçbir güç bizi durduramaz. Türkiye, kendi uçak gemisini denize indirdiğinde sadece bir gemiyi değil, aynı zamanda bir milletin bağımsızlık hikayesini denizlere taşıyacak. Bu gemi, Türk bayrağını her yerde dalgalandıracak ve denizlerdeki gücümüzü ilan edecek. Artık masada değil, sahada da oyun kurucu bir Türkiye olacak. Son olarak, bu proje sadece bugünü değil, geleceğimizi de şekillendirecek. Türkiye, milli uçak gemisiyle gelecekte çok daha güçlü, çok daha bağımsız bir ülke olacak. Ve bu projeye yapılan her türlü saldırı, aslında Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesine yapılan bir saldırıdır. Ancak bu saldırılar, bizi durduramayacak. Türkiye, bu gemiyi denize indirdiğinde, dünyanın dengeleri değişecek. Vatan için, millet için, bağımsız Türkiye için bu projeyi başarıyla tamamlayacağız. Bugün burada, bu heyecanı paylaşıyor olmak bile tarihin bir parçası olduğumuzu hissettiriyor. Bu gurur hepimizin. Çünkü bu gemi, sadece bir mühendislik harikası değil,
aynı zamanda bir milletin yeniden doğuşunun simgesi olacak. Ve bu proje, Türkiye'nin gelecek nesillere bırakacağı en büyük miraslardan biri olacak.